Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Hayri Orçan bizimle, Sayın Tatlısu Belediye Başkanımız. Onunla biraz sohbet yapacağız. Orada neler oluyor? Çünkü korkunç güzel bir festivalleri var ve tam da eli kulağında. Biraz oradan bahsedeceğiz. Bir de o yörede neler oluyor, neler bitiyor. Biliyorsunuz o yöreler korkunç bir gelişim yaşıyor. Oraları güzelleşiyor, muhteşem oluyor. Da acaba öyle mi? Bunu en iyi kim söyleyebilir bize? Hayri Bey söyleyebilir. Buyurun, hep beraber hoş geldiniz diyerek sohbetimize başlayalım. Efendim, günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydın. Hayırlı bir gün olsun inşallah. İnşallah, değil mi? İnşallah. Her gün öyle söylüyoruz. İnşallah güzel, da öyle olur. Güzel enerjiniz tüm topluma yansısın inşallah. Teşekkür ederim. Sizden de alıyoruz onu. Çünkü siz de böyle enerji dolusunuz ve hep güler yüzlüsünüz. İyi ki varsınız Tatlısu da, çünkü... Kaçtı? Altıncı başkanlığınız, evet. Altıncı dönemimizdir. Evet. Yani bu boşuna olmaz, bu tesadüf olmaz. Bu insanların artık size olan güvenidir, sevgisidir. Daha güzel bir şey olamaz yani insanın hayatında böyle bu kadar seçilebilmek. Onun için bravo diyorum ve tebrik de ediyorum sizi. Teşekkür ederim. Şeyden festival oluyor yakında, birazcık oradan bahsedin. Çünkü festivalleriniz sizin hep güzel olur. 8'i, 9'u ve 10'u. Eylül'ün. Hepimiz gideceğiz de bir de niye gelelim, bir de siz anlatın bize. Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Şimdi bu festival konusu zaman zaman tartışılır kamuoyunda. Belediyeler gerek var mıdır böyle bir masrafa falan diye sosyal medya üzerinden de eleştirilir. Doğal bir şeydir. Herkes aynı düşünmek zorunda değil. Ama gelen insanın miktarına baksınlar. Evet. Adanın her yöresinden, her tarafından ve karar versinler. Şimdi bir festivalin ne kadar önemli olduğunu ve bir festivalin sonuçlarının ne kadar etki ettiğini kısaca anlatmak isterim. Lütfen. Harnup bölgemizin en önemli ve ülkemizin en önemli ekonomik değeri aslında. Çok değeri bilinmese de yakın zamana kadar çok önemli bir değeri. Bütün dünyada tarım ürünleri teşvik almadan ihracat yapılmaz veya üretimi devam etmez. Çok zordur, evet. Çünkü meşakkatli bir iştir ve maliyeti yüksektir. Ama bunun yanında da üretimin çok ciddi bir katma değeri vardır ülke ekonomisine. Tabii. Dolayısıyla bütün devletler tarımı sürekli desteklerler. Yani evet. Teşvik primleriyle, kredileriyle, uygun tabii. Kredileriyle. Çünkü o üretimin devam etmesi, insanların beslenmesi ve yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi gerekir. Hatta Avrupa'da şunu katmak istiyorum. O kadar iyi bir desteklenir ki Fransız çiftçisi, üreticisi, İngiliz üreticisi böyle o beyefendi hayatlarını yaşarlar. Yani kırsal alanda güzel evleri, evet hala da çok çalışırlar ama çok da rahat, güzel bir hayatları var. Yani teşvikleri o derecededir. Şimdi hal böyleyken Harnup bugüne kadar hiç teşvik almamış devletten bir ürün ve üretici inatla üretmeye devam ediyor. Son iki yıla kadar gerçekten bir kahve, bir fincan kahve kadar değeri bile yoktu ki insan sağlığı açısından çok önemli bir besin. Tabii. İki yıldır piyasanın oluşturduğu, devletin birazcık önünü açmasıyla, yani önünü açtığı nedir? İhracatı serbest bıraktı. Bakanlar Kurulu kararıyla serbest bırakılmasıyla beraber piyasada bir yükseliş başladı harnu fiyatlarında. Yani gerçek değerine ulaşmasa da üreticinin yüzü gülmeye başladı. Bu üretime tekrardan ciddi anlamda katılmaya başladı üretici. Ve işte ağaçlarına bakıyor, yeni fidan dikiyor. Biz önceki festivallerde bedava fidan dağıtırdık. Kimse almazdı. Bir tane, iki tane böyle sembolik alırdı. Biz artık her gelen misafire birer tane hediye ederdik ki evinin bahçesine diksin bu festival anısına. Son iki yıldır talebe cevap veremez hale geldik. Çünkü değer etmeye başladı. İnsanlar ekonomik değeri olan bir ürünü üretmeye devam eder. Aksi halde niye devam etsin ki? Ancak bugün geldiğimiz noktada bu yıl işte piyasada bir daralma olduğu söyleniyor. Henüz daha bugüne kadar bir fiyat açıklanmadı. Harnup üreticisi yeniden eski günlere mi dönüyoruz endişesine başladı. Tabii bu hasat dönemi başlar başlamaz bir fiyat ortaya çıkmayınca ben ilgili bakanımız, Tarım Bakanımız, o da çiçeği burnunda bakan, daha yeni bir haftalık koltuğa oturdu. Böyle bir sorunla karşılaştı. Kendisine durumu aktardım, sorunları aktardım.
fiyatın bir an önce belirlenmesi gerektiğini ve bir önceki yılki fiyatlar işte 18 liradan başladı taban fiyat ve piyasa koşullarında 23 liraya kadar yükseldi fiyatlar. Çünkü bir rekabet ortamı yaratıldı. Dolayısıyla bu şey ağırlık birimi nedir burada? Kilogram. Kilogram. Evet, kilogram. Dolayısıyla bu yılki fiyatın da yaşanan enflasyonu ve yaşam standartlarımızı falan hesapladığımızda 30 TL'nin üzerinde bir fiyat olması gerektiğini, yani 35 liralara kadar çıkması gerektiğini kendilerine ifade ettik. Tabii kendileri de bir hesaplama bir çalışma yapacak. Şimdi şeye gelelim tekrardan. Tabii konuyu biraz başka yere çektik ama. Ama önemini bahsediyorsunuz çünkü. Bu önemli. Üretimin devam etmesi için üreticinin bu ağaçlara bakması, çünkü bu bakması ve üretimi devam ettirebilmesi için bu teşviğin, bu rakamların verilmesi gerekir. Tarım ağacına nasıl bakılır başkanım? Şimdi aslında çok... Çünkü ben yani yerel bir insanım. Zeytin ve harbi ağaçlarının arasında şey yaptık. Evet. Yani çok bakmazdık. Çok aslında bakıma ihtiyacı olan bir bitki değil. Yani nedir? Kurumuş olan dallarını gününde temizlemeniz tabii lazım. Yani bir emek isteyen iştir. Tabii. Daha çok maliyetten tabii çok emekle ilgilidir. Tabii. Biraz altını sürmeniz gerekiyor, su tutsun filizleri falan. Filizleri temizlemeniz gerekiyor, altından çıkan yabani filizleri. Tabii. Ve altını da devamlı temizli ve bakım tabii tutmanız lazım. Sürmeniz lazım, tırmıkla vesaire. Yağışları tutması lazım. Kuraklığa en dayanıklı bitki. Ülkemiz koşullarında en üretilmesi gereken, en fazla üretilmesi gereken ürünlerden bir tanesi. Tabii. Onun için teşvik edilmeli. Üretim maliyeti daha düşüktür ve insan sağlığına çok fazla faydası var ve dünyaya ihraç edebileceğiniz bir üründür aslında. Ve dünyanın yani en fazla ağacı olan yerde biziz. Yani çok ağırlıklı bir harup ağacımız var burada. Oransal baktığınızda, toprakta oransal baktığınızda doğrudur ama en yüksek üretim İspanya, sonra Fas, ondan sonra İtalya gelir ama biz yani bizim metrekaremize baktığınızda, fiziki alana baktığınızda oransal olarak çok yüksek. Çok yüksek görünür. Ve yani bizim ülkemizdeki çeşit, harnum çeşitleri dünyanın sofralık olarak, çerezlik olarak baktığınızda ya da pekmezlik olarak baktığınızda en kaliteli harnuplarıdır. Bunu bilmiyordum. Evet, zamanında işte eski zamanlarda 74 öncesinde bu ağaçlar getirtilen, yurt dışından getirtilen özel aşılarla ağaçların yabanilikten kültür formuna geçirilmesi sağlanmış. Evet. Bu konuda da çok iddialıyız. Mesela diğer ülkelerde üretilenler bizim doğada olan ve yabani tabir ettiğimiz halk arasındaki ifadesiyle söylüyorum. Harnuplardır ve harnup aslında en çok da çekirdeği için üretilir. En tabii kıymetli kısmı çekirdeğidir. Kozmetik sanayinde kullanılır, gıdaların korunmasında kullanılır, doğal koruyucu olarak kullanılır ki bu doğal yaşama özendirme açısından aslında çok önemli bir yeri var. Bunu birçoğumuz kaçırıyoruz. Her şey sentetik oldu çünkü dünyada. Tabii. Yediğimiz ürünlerin içerisine konan, hazır gıdaların içerisine konanların hepsi sentetik. Harnup tam tersi doğal koruyucudur. Yani çekirdeği özellikle. Dolayısıyla çok önem verilmesi gereken bir ürün. Çok eskilerde 1900'lü yıllarda hatta 1800'lü yıllarda harnuplar bu ülkeden gemilerle ihraç edilirdi. Tabii. Bizim bölgemizde mesela 3 tane harnup ambarı var sahilde. Neden var? Çünkü ihracat yapılıyordu. Tabii, orada toplanıyordu torbalarına. Yani biz 1800'lü yıllardaki formuna bile getirmekte zaman evet zaman zorlanıyoruz. Yani hükümetleri ikna etmekte bu ihracatıyla ilgili önünü açmasına. Çünkü ihracatı önünü açmazsanız, bütün olarak ihracatının da önünü açmazsanız rekabet ortamı yaratamazsınız. Rekabet ortamı yaratmadığınızda da tekelciliğe gider tabii ve fiyat yükselmez. Dolayısıyla böyle durumlarda sorabilir mesela... Sorabilir miyim bizden harnubu kim alır? Bizde yani iki tane firma var. Biri devlet teşekkülü olan, KİT olan Kooperatif Merkez Bankası'na bağlı harup fabrikası var. Binboğa Yemi Fabrikası'na bağlı harup fabrikası var. Orası alır. Yarı kamu. İşte bir diğeri de Terracrop diye bir şirketimiz var. Yerli bir şirketimiz. Onlar alır. Onlar burada alır. Belli bir işleme tabi tutarlar. Çekirdeğini ayırırlar.
Geriye kalan posasını ya hayvan yemine katılmak suretiyle kullanın. Çünkü çok besleyici ve enerji proteini çok yüksek olan bir şeydi. Tabii. Çok veremezsiniz. Atlara verirlerdi biliyorum böyle ve yarış atlarına özellikle verilen bir şeydir. Yani bir doping gibidir. İnsanoğlu için de aslında çok faydalı. İnsanı günlük enerjik tutan. Yani sabahleyin bir kaşık pekmezle güne başlayın. Aç karnına içeceğiniz bir kaşık pekmezle. Eğer içebilirseniz biraz kokusu herkesi cezbetmez ama güne gün boyu enerjinizi hiç kaybetmezsiniz. Tabii. Ozanköy'de pekmez suyu da yaparlar böyle. Arta kalan bir su şeyidir. Evet, o da şerbeti gibi ama o kadar tatlı değil. Onu da böyle pazarlarlar ve o da enteresandır içebilirseniz. Onu erken tüketmeniz gerekir çünkü çabuk bozulur. Pekmezi uzun süre 2 yıl dayanabiliyor. Bozulmaz. Şimdi biz bu festivalin öneminden başladık, yola çıktık. Tamamlayayım orada. Böyle kriz dönemlerinde yani fiyat geçişlerinde eğer üreticiyi tatmin etmez, üretimin devamını sağlamazsak ve tekrardan geriye dönüş başlarsa sıkıntı olacak. Yani bu ağaçlar, yetiştirilen bu ağaçlar tekrar işte fırınlarda, şöminelerde, sobalarda maalesef yanmaya mahkum kalacak. Bu yeşil doğa bitkisini, yıl 12 ay yeşil kalabilen, kuraklığa çok dayanıklı olan bitkiyi yok edeceğiz. Yani ekosisteme aslında zarar vermiş olacağız. Burada sosyal devlet öne çıkmalı. Yani bu kriz dönemlerinde, yani fiyat düşüşlerinin yaşandığı dönemlerde bir hesaplama yapılıp, bir önceki yıla göre bir değerlendirme yapılıp, eğer arada fark kalıyorsa pazarlama anlamında devlet bu farkı kapatmalı. İşte sübvansiye dediğim odur. Üretimin devamlılığı için bu şarttır ve üreticinin de ayakta kalabilmesi için bu şarttır. Bunu yapması lazım. Yani sosyal devletin böyle bir sorumluluğu vardır. Nasıl ki hellimin fazlasını yurt dışına ihraç etmek için teşvik primi veriliyor. Narinciye de aynı şekilde teşvik primi veriliyor. Harnup'ta da verilmesi lazım. Bize bir tek dediğiniz gibi sizsiniz. Bizde her üretime teşvik verilir. Evet. Zaten yani bunu söylersiniz de biraz hükümeti düşünürüm şimdi. Ah zavallılar parayı nereden bulacaklar diye düşünüyorum. Çünkü cevabı onun şeydir. Bu kadar parayı bulurlar da bir tek buna mı bulamazlardır cevap. Yani ama baktığımda bütçe zaten yapılırken hükümette açık vermeye başlar ertesi günü. Yani imzaladıkları gün ertesi gün açık vermeye başlar. Enflasyonuyla işte dolardaki değerinle falan. Böyle bir dünyada yaşıyoruz orada. Şunu söyleyeyim, unutmayın siz söyleyeceğinizi ama o bilgiyi almak istiyorum sizden. Şimdi iki tane şirket var, bunu alıyorlar. İşte yem olarak kullanır falan. Bunu yurt dışına satabiliyorlar mı? Bilhassa çekirdeklerini. Ve bunun için siz o pazarı biliyor musunuz? Yani ille bu devlet eliyle mi yoksa siz Ayrı Bey kendi biriminizle bu dışarıdaki yurt dışındaki insanlarla konuşabilir misiniz? Temas edebilir misiniz? Yani kendi pazarlamanızı yapabilir misiniz? Çünkü sadece biz bir ayağını düşünüyoruz. Ben yetiştireyim, toplayayım, biri benden satın alsın yüksek fiyata. Ondan sonra aynı işi gelecek sene gene yapayım, gene benden yüksek fiyata alsın. Hep denklemin dışında bırakıyoruz kendimizi. Nasıl pazarlarız dışarıya? Hiç el attınız mı o konuya soruyorum. Çünkü zor bir iştir o. Şimdi tabii biz onu pazarlama noktasında öyle bir çalışmamız yok. Yani biz tatlı su kooperatif aracılığıyla bu iş yürütülüyor. İşiniz başınızdan aşkın onu da biliyorum. Tatlı su kooperatifi aracılığıyla genellikle yürütülüyor bu iş yıllardır. Onun da böyle bir kabiliyeti yok. Bizim belediye olarak da böyle bir şu ana kadar bir çalışmamız yok. Yıllardır böyle geldiği için ama kapıyı açık tutarsanız, ihracat kapısını, ana vatanımız Türkiye'de, Narinciye'de olduğu gibi, diğer konularda olduğu gibi, tüccarlar geliyor, geçmiş yıllarda bu yaşandı. Buradan iç piyasadan, zaten ürün belli, 3 milyon ton civarında, 2 milyon ton civarında bir ürün var. Bunu da bir kısmını yurt dışından zaten gelip alındı mıydı, iç piyasanın da ihtiyacı var. Hepsi yurt dışına gidecek diye değil. Çekirdekle ilgili zaten dünya borsası üzerinden pazarlanıyor ürünler. Evet, fiyatı belli. Burada işte dedim ya biraz önce mesela 2 yıl piyasa dengeli gitti. Yani üretici gerçek değer olmasa da gerçek değere yakın bir paraya ürünü satabildi. Bu aradaki farkları devlet böyle zaman zaman gidermelidir. Yani bu üretimin devamı için gerekli. Tabii. Yani koşulları iyi incelemelidir, araştırmalıdır. Yani üreticiyle beraber bir araya gelip ortak bir noktada buluşabilmeli. Elbette. Yani
ne herkesi çok yukarıya çekeceğiz, ne aşağıya çekeceğiz. Orta yol illaki bulunabilir diye düşünüyorum. Ben yaptığım görüşmelerde hem kooperatif ve bağlı Binboğa'dan dolayı başbakan yardımcılığına bağlı olduğu için Sayın Fikri Ataoğlu'yla da bu konuyu görüştüm. Yani Binboğa olarak nedir politikanız? Hı hı. Ve Tarım Bakanımızla da yaptığım görüşmede her ikisi de bu konuda üreticiyi mağdur etmeme adına üretimin de devamı için hükümet olarak gerekli destek tedbirleri alacaklarını söylediler. Aha. Tabii şu ana kadar fiyat açıklanmadı. Herkes tabii tedirgin, ürününü toplandı. Bu sene hasada erken başlandı. Dolayısıyla herkes ürünü topladı. Ambarına koyduğu fiyat belli olmadığı için. Orada da fire başladı. Yani üreticinin kaybı orada da başlıyor yavaş yavaş. Bir an önce bunun açıklanması lazım. Bana son ifade edilen Türkiye'deki fiyatların açıklanmasıyla birlikte burada da, ona göre aradaki farkı kapatacak veya o rekabet ortamını sağlayacak şekilde bir tedbir alınacağının bilgisi aktarıldı. Anladım. Biz pazartesi, salı gününü bekleyeceğiz öyle görünüyor. Hı-hı. Hükümet bu konuda bir karar açıklayacak. Şimdi hükümet etmek, hükmetmek sorunlara çare üretmektir. Mazeret üretmek değil. Parayı nereden bulacağım değil, bulacaksın. Bulmak görevindir. O koltukta oturuyorsan bulacaksın. Evet. Yani çalışanına, işçine, memuruna, bilmem diğer birimlere nasıl bulabiliyorsan buna da bulunur. Bu üreticiyi de günü geldiğinde mağdur etmeyeceksin, bulacaksın. Bu senin görevindir. Yani para yoktur, şunu yapmam diyemezsiniz. Böyle bir lüksünüz yoktur. O koltuklarda oturuyorsanız bunu sağlamak sorumluluğunuzdur. Evet. Aynı şey bizim için de geçerli yani. Festivallerin önemine buradan üreticinin bu sorunu buradan aktarmış olayım hükümete ve kamuoyuna. Festivallerin önemine geçeceğim şimdi biraz. Hı-hı. Oradan da bakayım. Ben 2006 yılında, şimdi tabii bu ürün yıllarca hep böyle tekel zihniyetiyle alındı ve hep düşük kaldı fiyatları. Dedik böyle kaliteli, değerli bir ürünü biz önce iç tüketimi artıracak şekilde bir reklam ve tanıtım yapalım. Bunun da en iyi aracı Türkiye'de bir etkinliğe katıldığımda anavatanımızda bir festival, bir nar festivaliydi galiba. Orada gördüm ki narın ürünleri, çeşitleri insanlara aktarılıyor, anlatılıyor vesaire. Ha dedim, yani bunu en iyi geniş kitlelere burada ulaşabilirsiniz. Tabii. Bir festival yaparak, adını da isim koyarak. Ve 2006 yılında yola çıktık. O zamanlar marketleri gezdiğinizde harnut pekmezleri zaten o dönemlerde geleneksel usullerle evlerde, göllerde evet. yapılırdı. Ve rafların en altındaki sıralarda böyle tozlanmış vaziyetteydi. Tozlanmış, yağı çıkmış. Evet, şey yani gibi tozlanmış durumlar. Çünkü kimsenin çok ilgisini çekmeyen, çünkü insanoğlu reklamı ve tanıtımı olmayan bilmediği ürünleri çok aklına getiremiyor. Tabii. Önünde ne varsa onu alıyor. Biz başladık harnumun faydalarını anlatmaya. Çünkü gerçekten insanoğlunun vücudunda etki etmediği, faydasının olmadığı organ neredeyse yok. Hmm. Yani düşünebiliyor musunuz? Sütten 3 kat daha kalsiyum bakımından zengin bir ürün. Tabii. Boğaz enfeksiyonları, üst solunum yolu enfeksiyonları, öksürük gibi, işte astım, bronşit gibi, astım gibi, mide rahatsızlıkları, kemik erimesine karşı kalsiyum bakımından yüksek olduğu için çok etkili. Tabii. Özellikle İleri yaştaki kadınlarda ve çocukların gelişim döneminde, çocukların kemik gelişimi için çok önemli. İşte çocukların, özellikle küçük çocukların süt emdiği dönemdeki o kabızlık problemini gidermede, yani daha sayamayacağım çok fazla bir etkiye sahip insanda. Evet. Enerji vermesi, yani biraz önce söylediğim bir kaşık harnut pekmezi ile günü zinde ve enerjik geçirebilirsiniz. Tabii, çok önemli. Tabii. Akciğer kanserini %95 oranında önleyebilen bir ürün. Var mı böyle bir şey daha? Müthiş. Ama bunları işte biz anlata, anlata, anlata. Bugün gidin marketlere. Biz bunu her festivalde anlatıyoruz. İşte televizyon programlarına çıktığımızda sizler vasıtasıyla, kamuoyuyla paylaşıyoruz. Evet, evet. Basın toplantımızda anlatıyoruz. Dolayısıyla ciddi bir bilinç oluştu. 4 tane şu anda modern teknolojiyle
üretilen fabrikalar, pekmez üretilen fabrikalar kuruldu. Neden kuruldu bu? Talep var çünkü. Tabii. Ve marketlerdeki raflara bakınız, en gözde raflarda artık Harnup pekmezini rahatlıkla bulabilirsiniz. Demek ki insanlar tüketmeye başladı, aramaya başladı. Biz bunları çeşitlendirdik ürün bazında. Bir Ar-Ge çalışması da yaptık bu süre içerisinde. İşte Harnuplu ekmekten tutun, Harnuplu lokum gibi değişik ürünler, pekmezi, şerbeti, pastellisi, değişik ürünler üreterek de piyasada yeni kullanım tabii, alanları da oluşturduk. Tabii. Yani bunun çikolatasına kadar, her şeyi sevmez. Çikolatasına kadar şu anda yapılabiliyor. Dolayısıyla bu festivaller, birincisi ekonomik bacağına baktığınızda bir ürünün tanıtılması için çok önemli. İkincisi, o bölgenin insanların bu festival vasıtasıyla ne yapıyorsunuz? Eğlenceler düzenliyorsunuz. İşte konserlerdi, çeşitli gösterilerdi, şovlar, işte halk dansları vesaire. Bunlar dolayısıyla gelen insanlara hem bu ürünün değerini anlatıyoruz, hem o bölgede yaşayan, özellikle kırsalda yaşamayan bunu çok anlamaz, kent merkezlerinde bu tip aktivitelere erişmeniz çok kolaydır. Ama kırsaldan buraya gelip de bunlara erişmeniz çok zordur ve tabii, maliyetlidir. Tabii. Dolayısıyla bizim sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde bu kültür sanat etkinliklerini halkın ayağına götürme gibi bir zorunluluğumuz da var. Bu bir görevimizdir. Yani sadece kaldırım yapmakla, yol yapmakla değil görevlerimiz. Tabii. Bunlar da görevlerimizdir. Yani bölgemizde yaşayan insanların her alanda yaşam kalitesini artırmak bizim sorumluluğumuzdur. Tabii, tabii, yani tabii. Kültür sanat anlamında şimdi tatlı suya Murat Kekilli gelmese kaç tane tatlı sulu gidip de Murat Kekilli'nin bir konserini izleyebilir? Ve birçok yerde de ücretli olduğu için olduğunu düşünürsek. Tabii, tabii, tabii. Yani ne bileyim işte bir Pera'nın buraya gelip bir konser vermesi tatlı suda ve bu bölgedeki sadece tatlı suya özgü değil. Tabii yanında Kaplıca, Mersinlik, Esentepe, tabii, Bahçeli yani tabii, o bölgedeki tabii, o coğrafyadaki Geçitkale'den tutun. Herkesin ayağına getirilmiş bir hizmet olarak da bakmamız lazım. Orada ciddi bir 50 tane stand var mesela bu festivalde. 50 tane standın bir ekonomik döngüsü var orada. Hem de nasıl? Yani hem bölge ekonomisine hem bölgenin bölgede yaşayan insanların sosyal ve kültürel anlamda yaşam kalitesine etkisi var. Hem bir ürünün öne çıkmasında, onun tanıtılmasında bakın ne dedim, en alt raflardan en üst raflara çıktı. Bu %80'i bu festivalin etkisidir. Tabii, tabii. Çünkü herkes öyle İnsanlar mi ya tadarak, bu kadar görerek, faydalı mıymış? Okuyarak. Bu kadar faydalı mıymış ya biz de deneyelim veya işte nerede buluruz demeye başladı. Geçmişte işte neydi? Baf bölgesinde ve bir de Karpaz bölgesinde o bölgede yaşayan kardeşlerimize sorduğumuzda işte evimizin pekmez ihtiyacını işte gider sağlamak için yapardık. Tabii, tabii. Ama unutuldu ondan sonra. 74'ten sonra bunlar unutuldu. Tabii. Yani çünkü pek çok ev yapmış. Kazançlar çoğaldı ve reçel falan gibi başka tad alıcı şeylerle daha kolay tabii, ulaşabildiğimiz şeylerle tabii, yapmaya başladık. İhtiyacımızı gidermeye başladık. Dolayısıyla festivallerin bu anlamda çok ciddi önemi var. Tabii tanıtım amaçlı, reklam amaçlı eşsiz duruyorlar evet, tabii yerel halkla. Biz festival programı hazırlarken ben buradan başta çalışanlarımıza bir aydır festival hazırlıklarımız devam eder. Çalışanlarımıza, fikirleriyle, düşünceleriyle katkı veren belediye meclis üyelerimize, evet, muhtarlarımıza ve bu festivallerin yapılmasının bu kadar geniş kitlelere ulaşmasının en önemli etkeni ve bu etkinliklerin mali boyutunda katkı sağlayan sponsorlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Onların da çok büyük destekleri var. Hepsini tek başınıza üstesinden gelemezsiniz. Bütün kaynağı belediye bütçesinden ayıramazsınız. İşte bölgedeki bu duyarlı iş insanlarımızın, sponsorlarımızın da katkılarıyla dolu dolu herkese hitap eden, çocuğundan yaşlısına kadar, kadınından erkeğine kadar herkese hitap eden bir program hazırladık. Yani bizim festivallerimiz sadece konserlerden ibaret bir festival değil. Hmm.
bir sürü konserler falan var biliyorum. Çok aktivite, yani hem yerel çok özür dilerim. Cambazlıklar var. Evet. Makyaj, şovlar, boyamalar var, şovlar var. Evet. Yani işte tavla yarışması bile var. Tavla yarışması, sportif etkinlikler tabii, var. Tabii tabii. Deniz kenarında gösteriler plaj var. Plaj güreşi. Tabii plaj güreşi var. Geleneksel olan bir plaj güreşimiz var. Tavla yarışmamız var. Kırkpınar demeyelim ona ama bu benzeri Roman, Greco-Roman mıdır bunlar? Nasıl bir güreştir bunlar? Çok özel bir güreş. Şey içerisinde, kumun üstünde yapılan belli bir alanı var. Greco-Roman'a benzer tarzda bir güreştir. Anladım. Kendi özel tekniği var. Her yılda yaklaşık böyle 50-55-60 tane sporcu katılır kulüplerimizden. 70-80'e çıktığı da olur bu. Bazen uluslararası düzeyde de yaparız. Şimdi pandemiden sonra ülkelerden tabii davet etmedik. Yeni başladık festivallere. Önümüzdeki yıllarda yine yani bu bilinen bir güreş tipi yani. Yani ilk düzenlediğimizde bunu dünyada üçüncüsünü yapmıştık biz. İlk Brezilya'da yapılmış bu plaj güreşleri. Daha sonra Türkiye'de yapılmış. Ondan sonra da üçüncüsünü de biz yaptık. Şimdi yayıldı tabii. Anladım. Değişik bölgelerde yapılmaya başladı. Bunlar böyle devamlı takla atarak Brezilya'nın özel bir şeyi var. Böyle karatesi gibi bir şey var. Böyle devamlı ellerinin üstünde takla atarak döne döne birbirleriyle bir şeyleri var. O tip bir şey mi bu? Bu tamamen Greco-Roman'a benzer. Benzer. Farklıdır. Yani sırtınız yere geldiğinde aynı kuralların olduğu var. Yağlı güreşte olduğu gibi kaybedersiniz. İki defa elinizi veya dizinizi kumun üzerine düşürdüğünüzde veya çizgiyi dışarıya çıktığınızda yine kaybedersiniz. Böyle güzel kuralları var ve çok mücadeleci bir spor. Yani orada ayakta durmak zorundasınız ve kumun üzerindesiniz. Tabii, iyi bir mücadele güzel ve efor sarf etmeniz gerekiyor. Tamam. Ve gençler de çok bunu istekli severek yapıyorlar. Çok ekran kıran maçlar oluyor. Tabii, tabii. Bekleriz sizleri de. Cumartesi günü. Genelde gelirim. Yani hep gelirim oralarda. Ama bu sefer size görüneceğim ki geldiğimi göresiniz benim. Yoksa genelde gelirim. Tabii suyu severim. Cumartesi günü saat 3'tedir bu. Güreşler başlayacak. 3-3.30 gibi. Ama erken mesela şeyden iki eliniz kuma değerse biter yani. Evet. Yani acı çekersem, güreşlere katılırsam yani hemen iki elimle yapışırım kuma. Bu iş biter. Acı biter yani benim için. Güzel. Peki. Şovlar var yine dediğim gibi. Tabii. İllüzyon gösterileri var. Tabii. İşte sahne şovları, işte ateşin, bir yerde Afrikan, ateşte dans. Afrikan danslar okudum. Evet. Yani onlar da var. Çok hareketli olur onlar. Afrikalı grupların mesela gösterileri var. İlginç, çok mucizevi hareketleri var. Vay vay vay. İşte heykeller var, canlı heykeller. Onlarla fotoğraf çekersiniz. Arnavut simgeleyen. Çok güzel tabii. Yani böyle festival tadında, tabii, şenlik havasında 3 gün tabii boyunca bu etkinlikler devam ediyor. Her gecenin sonunda da bir konserimiz var. Burada o da güzel. Hem meşhur bir tane uzun saçlı bir böyle kafa sallayan bir tip var yanılmıyorsam. Pazar günü Murat Kekili. Ha o mu? Var. Ha, evet, tamam. Saat 9.30'da, akşam 21.30'da onun konseri var. O dolacak oraları. Cumartesi günü de Pera'nın konseri var ki gençlerin çok ilgi duyduğu bir sanatçı. Onlar da çok güzel performansları var. Cuma günümüzde zaten yerli sanatçılarımızla doldurduk o günü. Köyün içinde, meydanlığında olacak bunlar. Düğün salonu ve etrafında festival alanı var. Anladım. O bölgede. Evet, tamam. Gösteri merkezi olarak düğün salonunu kullanıyoruz. Diğer aktiviteler, standlar. Yani mesela gelen insanlarımız orada harnup pekmezini bulacak, harnuptan elde edilmiş ürünleri bulabilecek, işte harnuplu ekmeği bulacak, çok güzel. Pastellisini bulacak, işte tabii. Diğer ürüne yerel el sanatlarının tabii pazarlandığı, yerel lezzetlerin olduğu tabii standlarımız biz var. Şeyle tahınla karıştırır mesela yeri sabah kahvaltısına tahın ve pekmez. Tahın pekmez çok yakışır birbirine. Evet. Ve onu böyle karıştırınca bir rengi birazcık değişir, tatlılanır. O zaman ikisi de güzel olur. Yani ikisi ayrı ayrı tatları fazla gelebilir. Evet. Durup tahın yemezsiniz. Pekmez belki o da fazla gelebilir. İkisi karışınca çok daha enteresan bir şey çıkar. Pekmezi yoğurtla da karıştırıp yiyebilirsiniz. Yani o şekilde de tüketebilirsiniz. Çünkü biraz kokusu olduğu için bazıları hassasiyet gösterebiliyor. Tabii, çocuklar vesaire. Bir de tabii harnubun unu elde ediliyor. Kurutulup tekrar çekilmek suretiyle. Evet. Unu elde ediliyor. Unundan da işte ekmeğe, keklere katarsınız. Kek tabii yapabiliyorsunuz. Kakao şeklinde tüketebiliyorsunuz.
Suyun içerisine karıştırıp da tüketebiliyorsunuz. Tabii, yoğurdun tabii. içine karıştırıp tüketebiliyorsunuz. Özellikle tabii. çocuklar için çok önemli. Çok tabii. önemli bir besin değeri. Tatlısından aldığım hala daha topuzum var benim. Hala daha topuz almıştım. Evet. Babam almıştı bana rahmetli hayattayken. Onundan yürüyüş yapardık çünkü. Oradaki topuzu kullanırım hala daha. Yani böyle hem ekonomiye katkı sağlayacak, tabii, hem tabii. bu ürünün yeniden ön plana çıkacak, sorunlarının tartışıldığı, konuşulduğu, hem de eğlence dolu kültür sanat etkinliklerinin tabii. içerisine barındıran. Ben her sabah buradan hatırlatacağım, merak etmeyin. Dolu her sabah dolu buradan bir festival. Hatırlatacağım çünkü hani bazen dersin ya ben kefilim dersiniz ya, orada eğlenceli olacağına ben kefilim. Yani hı-hı. çünkü tatlı su hep güzel iş çıkarır orada. Bir de köy zaten güzel. Evet. Yani o yürüyüşü falan, kıvrılması falan. Ya ben de çok çok hoş bulurum. Güzeldir. Hatta biraz yürüyüş yapmak isteyenler arabalarını bıraksınlar böyle altta. Evet. Böyle ve güzel de bir spor olur. Çünkü esas efor birazcık tırmanırsınız. Hı-hı. Biraz efordur. Bittikten sonra elinizde kolunuzda bir şeyler olacak. İniş aşağı gelmek çok kolay. Hı-hı. Kendinizi salıverin yokuştan aşağıya böyle. Yani güzel de bir egzersiz olur diye düşünüyorum o gün. Ya güzel, güzel. Hayırlısı olsun yani oralara. Sağ olun, oralara. Çok teşekkür ederim. Herkesi bekliyoruz bu güzel festivale. Tabii. Ücretsizdir bütün etkinliklerimiz. Şahane konserler dahil. Evet, oh. evet, hepsi ücretsizdir. Çünkü dedim ya biraz önce sosyal sorumluluğumuzdur aslında tabii, bu bizim. Tabii, tabii. Hem bölge insanına hem ülkemizin evet. her tarafından. Peki bölge insanı ne satacak orada? Haruptur, şudur, budur, pekmezlerini satacaklar. Sizde, varsa. Sizde çok güzel lavander falan da var. Onlar evet, da herhalde. Lavanta yağı falan, lavanta onlar, yağı da falan onlar da tabii, olacak. Tabii. Lavanta yağından eşim benim şey aldıydı. Böyle sineğe karşı. Evet, lavanta suyu. Lavanta suyu oldu. Hakikaten evet yani, o sivrisinekleri. Var. Kovuyor. Çünkü gece oturuyorsunuz verandada mesela dışarıda. Oturamıyorsunuz. Böyle ayaklarınızı böyle bir şeyler devamlı yiyor. Hı-hı. Biraz böyle fıs fıs yapınca hakikaten kovuyor. Önemliydi. Lavantanın öyle bir özelliği var. Özellikle tabii. böcek kovucu özelliği çok güçlü. Sırf onun için bile gidilir yani orada biliyorum şeyde. Peki ama durumu mutlaka nasıl? Harnublu ekmeği tadın. Harnublu ekmeği tadacağım muhakkak. Şimdi bizim festivali bekleyen müdavimlerimiz var. Bana ilk sordukları şu yine harnublu ekmek olacak mı? Yani bir hafta boyunca hiç bozulmadan dolabınızda durabilir. Bir o kadar. Çok lezzetli, çok besleyici bir ürün. Yani onu enteresan kahvaltılık müthiş olacak. Arge çalışmalarından ortaya çıkardığımız tabii, bir ürün. Tabii. Sizde böyle şey halkı mutlu bir halkınız var orada. Seçmeniniz var orada. Yani insanlar genelde mutlu. Fakat o mutluluğu tekrar teyit etmek istiyorum sizden. Yani insanlarımızın ekonomik durumu nedir bu aralık? Çünkü alım gücü görüyorsunuz düşüyor ve geçim bayağı zorlaşıyor onu söyleyeyim. Nasıldı durum tatlı suda? Siz daha iyi bilirsiniz sizin bölgenizi. Şimdi tabii bu yeni gelişme sahalarıyla birlikte yeni gelişme alanları sorunlarıyla birlikte geliyor. Yani işte bir artısı varsa bir de eksisi var. Ama bölge insanına yeni istihdam alanları, iş alanları açılıyor buralarda. Yani her site, açılan bir site, o siteye bakım işini yapacak bir bahçıvana, evlerde temizlik yapacak bir kadına, bir insana. Su tesisatına bakacak, elektriğine bakacak. Arızasına bakacak, tamirlerine bakacak, yapıcı ustasına ihtiyaç var. Dolayısıyla bölgeye hem istihdam anlamında çok ciddi katkılar sağlıyor şu anda. Bunun bir pozitif artısı var. İkincisi, bölge insanı 48 yıldır kanaat etmeye alıştı. Yani gelirleriyle şikayet etme yerine aslında bakarsanız olanla yetiniyor. Bugüne kadar çok şikayet eden bir toplum yok Tatlısu'da, insanlar yok. Herkes alın teriyle serada alın terini toprağa akıtarak bugüne kadar veya ağılında mandırasında akıtarak geçimini sağladı ve çocuklarının tahsilini, geleceğini hazırladı. Tabii. Bunlar devam ediyor sorunları olsa da. Bunun yanında işte son bir 15-20 gündür işte bu Arnup konusu çok ciddi bir konu, çok ciddi bir sorun. Gerçekten insanlar umutlarını yeşertmişken şimdi umutları sönmeye başladı. Gene eskiye mi dönüyoruz demeye başladı. Çok ciddi bir endişe var. Bir
moral bozukluğu var, bir hayal kırıklığı var. Tabii. İnşallah pazar cuma günü yapacağımız festivalde Sayın Bakanlarımız da mutlaka gelecektir. Orada halkı rahatlatacak mesajları vereceklerine ben inanıyorum. Dolayısıyla oradaki ekonomik döngüye çok ciddi katkısı olacak bu işin. Evet. Yani çok ciddi büyük ekonomik problemler olmasa da ülkenin her yerinde olduğu gibi pahalılıktan, hayat pahalılığından Tanlısu halkı da elbette etkileniyor. Yani etkilenmiyor dersek yanlış söyleriz. Tabii. Çünkü kırsal bir bölgedesiniz, daha fazla bir yeni bir gelir kaynaklarınız yok ya, ya da ulaşma imkanınız tabii yok veya da ulaşsanız da gidiş geliş maliyetlerinden dolayı yüksek bir maliyet var. Tabii. Yani Lefkoşa'da çalışan birisi evinden çıkıp iş yerine gitmesi 15 dakika veya ne bileyim 50 Türk liralık bir yakıtla gidiyorsa, Tatlısu'dan buraya gelecek olanın 250 Türk lirası, hatta yeni fiyatlarla zamlarla 100 Türk lirası ödemesi aynen lazım. 6-700 lira günlük alan birinin yarısını da ona verdiğinde düşününüz tabii halini. Tabii. Dolayısıyla dışarıda da çalışma imkanları çok kısıtlı olduğu için bölge daha kapalı. Artık topraktan, hayvanlardan, oradan gelirlerini temin etmeye tabii çalışıyor. Tabii. Ve sürekli bir katma değer yaratarak bölge insanı, ülke ekonomisine bir katma tabii değer yaratarak, yük olarak değil, katma değer yaratarak çalışan bir bölge insanı var. Elbette dediğim gibi yaşanan bu olumsuzluklardan herkes gibi Tatlısu halkı da etkileniyor. Evet, evet. Yani çünkü hatırlıyorum Tatlısu'da geçmiş görevimde bize çalışanlar vardı ve onlara muhakkak bir araba tahsis ederdim. Yani 4-5 kişi arabaya dolup öyle gidip gelirlerdi. Çünkü hiç garanti edemezdin. Yani arabaları yoktu. Otobüse binecek, gelecek falan. Yani imkanı yok. Yani yarım günü insanlar kaybediyordu böyle. Evet. Bir tek öyle. Bu arada da düzelmiş değil anladığım kadarıyla. Yani güzel olan ne oldu oradaki bölgenin, sitelerin gelişmesi? Artık Lefkoşa yerine birazcık daha az bile olsa orada aldıkları, ki tahminimce daha az değildir. Daha az değil. Yani asgari ücret. Burada da asgari ücret alıyorsun. Orada zaten da asgari özel sektörde. Daha az masrafla evet alıyorsun onları. Evet. Yok, bazen orada işte şeyler oluyor. Yani yerleşmiş İngilizler, yerleşmiş yabancılar olunca sizi seviyorlarsa, tutuyorlarsa hem döviz ödüyorlar hem de asgari ücretin bayağı üzerine de çıkabiliyorlar sizi öderken. Çünkü evlerinden emin olmak istiyorlar, dost edinmek istiyorlar. Sizi memnun ederlerse evlerine de bakacağınızı umut ediyorlar. Evet. Bunlardan tutturursanız hayat birazcık daha kolaylaşır. Yani herkes için orada. Peki ama bu size aynı zamanda da bir kaos getirmiyor mu o bölgeye? Düzen var mı? Ben o Tatlısu o bölgeye baktığımda yani tekrardan bir Girne oluşabilir. Esentepe Tatlısu beraber bakıyorum ben. Çünkü evet, o bölge kim kime bağlı olsa bile o aynı bölge coğrafya. Beraber bence. Evet, aynı coğrafya. Aynı havzanın içerisinde ve sanki şöyle böyle oturtuluyor, böyle siteler bir böyle bir böyle bir böyle böyle oturtuluyor. Yani bir düzen yok gibi geliyor bana. Yani arsa satın alınıyor, oraya maksimum ne kadar yapabiliriz? Müteahhit kendine göre hesaplar, biçer, böler falan, oraya evleri oturtmaya başlar. Yani bir gün daha fazla yollara, daha fazla işte o bölgenin meydanına ihtiyaç olacak. Bu sefer belediye istimlak etmek zorunda olacak. Belki de o sitenin ortasından geçme zorunluluğu olacak. Çünkü çok loke binalar oluyor orada ve sanki önceden bu planlanmazsa ileride sorun olacak gibi geliyor bana. Bilmiyorum, bu konuda şehircilik, planlamacılık, bunları hep yapıyor musunuz oralarda? Şimdi Haluk Bey, tabii bölgenin 2004 anlam planıyla birlikte bir hareketlilik süreci yaşadı. Tabii. Biz bunu o günden öngörerek Girne'deki çarpık yapılaşmayı, İskele'de tabii daha sonra yaşandı ama yaşanmış olan olayı yaşamamak adına dönemin İçişleri Bakanlığı'na bir başvuru yaparak bölgeye bir emirname hazırladık. Hı hı. Ve emirnameyi de aynen yayınlandı. Bu emirnameye göre iki kattan fazla bina yapamıyorsunuz. Tabii o gün öngöremediğimiz ya da bizim düşündüğümüzün tam net olarak metne yansıması olmadığı için o metinden cımbız gibi çekerek o kısmını, yorum kısmını
kendine avantaj sağlayan bir takım projeler oldu. Tabii. Dört katlılar var çünkü. Yok, dört katlı yok. Onlar aslında dört katlı değil. İzinler verildi dört katlılar. Yani verilen izinleri biliyorum. Ama iptale geçiyorlar şimdi. Bizde dört katlıya izin verilmedi hiç. Tatlısu'da. Tamam. Diğer bölgelere bilmiyorum. Evet. Tatlısu'da verilmedi. Şimdi dört katlı diye iddia edilen aslında emirnamede bizim sendekat şeyi var, maddesi var. Hmm. Bir şeyi var, yorumu var, tanımlaması var. Sendekat aslında birinci katta iş yerlerinde, iş yerlerinin işte arasında bir bölüm yapılarak orayı arşiv vesaire o amaçla kullansınlar diye düşünülen bir şeydir. Ancak orada bunun yorumu net olarak açıklanmamış. Hmm. Bunu gören müteahhitler o dönemde, tabii burada sendekat diyor, birinci kata odanın içerisinde, bu oturma salonunuz sizin, odayı ortadan bölecek şekilde mutfak kısmının üstüne bir kat daha açıyor. Koyuyor. Yasada da diyor ki 8.20 toplam bina yüksekliği 8.20'yi geçemez diyor. 8.20'nin içerisinde o araya daracık bir şey daha yerleştiriyor. Bir açıdan baktığınızda orası iki katmış gibi görünüyor. Ama ön cephesinden baktığınızda orası tek kat. Anladım. Ama bina toplamda 8.20'yi geçemiyor. Anladım. Şimdi mevcut yolla arada kot farkı varsa bir de bodrum katı, bodrum çıkarma şeyi veriyor yasa. Anladım. Ve buna planlama... 3 katlı, 4 katlı evet. Görünümlü ev. Evet. Ama normalde baktığınızda 2 kattır. 2 kat olarak satılır bunlar. Evet. Dolayısıyla o bodrum katını zaten siz herhangi bir amaçla kullanamazsınız. Sadece eşyalarınızı koyabileceğiniz bir yerdir. Evet. Diğeri de sendekatta. Şimdi ne yapılıyor? Bunun farkına vardık projeler bittikçe. Orayı bir yatak odasına çeviriyorlar. Tabii. Şehir Planlama Dairesi'ne benim hem yazılı hem sözlü son 1,5 yıldır 3 tane müracaatım var. Bu sendekat tanımını yapalım ve konutlarda iptal edelim bunu. Tabii. Onlar da bugün, ha yarın, çünkü sizin elinizde olan bir şey değil, merkezi hükümetin sorumluluğunda. Tabii. Yaptık, yapıyoruz, işte şu oldu, bu oldu derken. Bir daha müteahhidin elinde 30 tane, 50 tane şey varsa yeteri kadar yaygara yapıyordur. Muhakkak herhalde, yani buna bizim tabii belediye olarak gücümüz yetmiyor. En sonunda yani... Normal prosedürü tamamlayıp yani başvuru yazılı ve sözlü başvurularımızı yapıp bunun düzeltilmesi gerektiğini söylememize rağmen bir şey gelişmeyince metin konusunda şimdi artık Şehir Planlama Dairesi'ne son bir aydır artık bundan sonra bu tip projeler belediyeye gelirse görüş için olumlu görüş vermeyeceğimizi bildirdik. Hı. Dedik artık böyle projelere onay vermeyin. Yani tekrar işi başka boyuta taşıdık. Yani aslında bu yasal mı? Yasal değil. Yani orada yasaya koymuş yani. O yasayı onu da değiştirecek olan Şehir Planlama Dairesi. Tabii. Ama bizimki yasal olmasa da bir müdahale. Ben iş yapacak olan müteahhitlere söylüyorum artık sen de katlı proje getirmeyin. Sorun yaşayacağız. İşte yasada bu var da şu var da şöyle de böyle de onlar da kendi haklarını orada korumaya çalışıyorlar. Ama yani burada bizi rahatsız eden konu aslında bu. Geri kalan konularda %20+15 ile biz sınırladık arazi kullanım alanlarını da. Ve mutlaka arazinin 5 dönümden büyük arazilerde %10 yeşil alan alıyoruz belediyeye. Ki bir alan oluşsun orada biraz önce söylediğiniz gibi. Tabii. Bir yaşam alanı oluşturabilelim tekrardan. Çünkü bölgemizde çok sayıda harnub ağacı da maalesef bu inşaatlardan dolayı yok oluyor. Onların yerine buraları tekrar ağaçlandırmak suretiyle bu yeşil alanlar proje bittikten sonra bu alanları yeşillendirmek suretiyle tekrar en azından bir kısmını yeri yerine ikame etmiş olacağız. Yani bu baskı benim yıllardır söylediğim imar planlarının süratle yapılması, işte imar planlarında bu kısıtlayıcı faktörleri koyarsınız ortaya. Hatta ben daha orada daha ileriye giderek imar planlarında binaların şekillerine, kullanılacak malzemeye kadar müdahale etmeyi planlıyorum ama maalesef bizim yetkimiz yok. Şehir Planlama Dairesi hazırlar imar planlarını. Son bir yasal düzenleme yapılmaya çalışıldı. Belediyelere verilsin ki benim ısrarla talebimdir aslında bu. Şimdi vatandaş en kolay kimi suçlar? Bizi suçlar. Tabii. Bir şey olmadı mıydı? Bir şey olumsuzluk yaşandı mıydı? Bizi suçlar. Ya bizim elimize yetki vermiyorlar merkezi hükümetler. Biz bunu anlatamadık yıllarca. Son 51-95 sayılı yasada
kavga ede ede tabiri caizse bu imar izinlerini verme yetkisi belediyelere verildi yasayla, ancak teslime yani görev teslimi yapılmadı. Hala daha kaymakamlıklar tutuyor yetkiyi elinde. Onlar da tutsun çünkü başka hiçbir yetkileri kalmayacak. İnşaat ruhsatlarını kesme yetkisi hala daha kaymakamlıkta. Evet. Bir yerde yapılan imara aykırı yapılaşmaya müdahale etme yetkisi hala daha onlarda. Boş bir görev. Doğrudan yani onu olduğu gibi belediye başkanlar. Ya diyoruz devredin. Bizim imar birimimiz var işte mühendisimiz hem vatandaşa var. Zul hem de kaymakamlık genelde ne yaptı? Vatandaş diyor ki ne ya burada diyor işte kaçak yapı var işte izinsiz burası işte şu var bu var müdahale edemiyoruz sözlü söyleyebiliyoruz. Kaymakamlığa bildiriyoruz işte kaymakamlık işlem yaparsa sonuç alacağız. Yani bunu geçmiş İçişleri Bakanlığı'na anlattım. Bizde de hükümetler çok sık değişiyor. Birini ikna ediyorsunuz hemen değişiyor. Şimdi sıra yeni İçişleri Bakanlığı ikna edeceğiz. Aynen. Oradaki çünkü dosyaları, evrakları bize teslim etmezlerse biz işlem yapamıyoruz bu tarafta. Hay Allah. Yani yetkimizi bize devretsinler ki yani vatandaş bizi bazen haksız yere suçluyor. Evet. Tamam bana diyorsun bildiriyorsun da benim yaptırım gücüm yok. Polise suç duyurusunda bulunamıyorum. Polis diyor ki ne bana kaymakam talimat verebilir bununla ilgili çünkü yetki onda diyor. Dolayısıyla bunu anlatmaya çalışıyoruz ama herkes anlamak istediği gibi anlıyor. Biz elimizden geleni yapacağız bu konuda. Girişimlerimizi devam ettireceğiz. Yeni İçişleri Bakanımız görevine başladı. Onu ziyaret edip bu belediyeler olarak, belediyeler birliği olarak ziyaret edip bu görevlerimizin iadesini kendisinden süratle isteyeceğiz. O zaman sorumluluklarımızı yapamazsak eleştirmekte haklıdırlar. Tabii ama bizleri en kısa de. Zamanda zaten bu düşünce var. Belediyelerin daha güçlü. Bunu bize pandemi öğretti. Evet. Yani pandemide işe yarayan birim belediyelerdi. Bugün Harmancı'nın büyük bir oyla yerini kazanması tamamen pandemide sergilediği başarıydı. İnsanlara dokunabildi, yardımcı olabildi. Böyle 10 bin oy kolay kolay alınmaz bu memlekette. Ve diğerler için de aynı şeyi söyleyebilirim. Belediyelerin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar çok yardıma koştuğunu, yardım ederken... Ne kadar hızlı bir şekilde ulaştığını. Hızlı bir şekilde çünkü insanı tanıyor, yerini biliyor, ön kapıdan değil arkadan girildiğini biliyor. Yani biliyor da biliyor belediye çünkü insanla birebir yaşıyor, beraber nefes alıyor, beraber büyüyor, gelişiyor. İnsanı kendisinin içindendir. Çok önemlidir yani dokunabildi halka. Bir de çok etkin oldunuz bence belediyeler olarak. Hakikaten çok iyi iş başardınız. Böyle durumda kaymakamlık orada oturmuş, yok işe gitmeyen, sorun çözemeyen, böyle hantal bir yapının sadece bir uzvu gibi duruyor orada. Hiçbir işe yaramadan inşallah bunu. Ama kimse de gücü kaybetmek istemez biliyorsunuz. Evet, o yerine tutmak istiyorlar. Tabii tutmak istiyorlar. Yani bugün Girne Antik Liman'a bakarız. Herkes talip yani ben yapayım. Ama parasını ver yap dediğinde hiç kimse yok. Parayı sen vereceksin ben yapacağım oluyor. Ama şuradan şunun altını çizeyim. Tabii bu görevi iade etme konusunda kaymakamlarımız değildir ayak sürüyen. Merkezi siyasettir. Tabii. Kaymakamlarımız tabii. Gönüllü. Yoksa biz diyor yani bu iş sizin işiniz. Biz size devretmek isteriz ama merkezi siyaset onu bekle diyor. Evet maalesef. Yoksa kaymakamlarımızı ben burada ne şey yapmak istemem, zan altında bırakmak istemem. Onlar tabii. Bunu devretmeye hazırlar yani. Hazırlar, şunu söyleyeyim, kaymakamlıklarda da yaptırım gücü yok. Yani kaymakamın dediğini yapmazsan sana şu kadar ceza, şu kadar yaptırım şunu, o da onlarda yok. Yani şimdi bizde yeni yasayla bize veriyor birçok yetkiyi. Tabii ceza, size yetki veriyor. Kaymakamın dişsiz bir şey, kaplan olarak görürüm onları. Yani resmiyeti var, işte izni veriyor, mühürü basıyor falan. Yapmıyorum, şeye dönüyor, lütfen yap. Yani yapmazsak beni üzeceksin. Belediye öyle değil. Belediye cezayı yapıştırır. Eskiden işte bu 51-95 sayılı yasa geçmeden önce biz de öyleydik. Hiçbir yaptırım gücümüz, hiçbir ceza uygulama gücümüz yoktu. Bu yeni yasayla birçok şey değişti. Belediyelerin yaptırım güçleri arttı. Ekonomik olarak güçlenmeleri arttı. Bundan sonrası bizim mazeret değil artık hizmet üretme dönemimiz başlamalı. Evet. Bu bütün belediyeler için geçerli. Bütün belediyeler için geçerli. Çünkü bir de şunu sorayım. Yeteri kadar para geçiyor belediyelerin eline şu anda değil mi?
Yani hem nüfus bazında yani devlet daha çok yardımcıdır diye biliyorum. Hem de belediyeler artık kendi su paralarını belirleyebiliyorlar. Biliyorum siz dünyanın en ucuz suyunu veriyorsunuz adada burada. Fakat diğer belediyeler o su, hizmet, aydınlatma, temizlik şu bu falan. Mesela Harmancı'nın işi çok zor Lefkoşa'da gelecek dönem diye düşünüyorum. Çünkü herkes şikayet ediyor harcanan paralardan. Bilmiyorum sizde nasıldır durum. Şimdi tabii şey her belediyenin kendine özgü bir pozisyonu var. Suyun hepimize eşit fiyatla alındığını düşünün. Dağıtım noktasındaki maliyetler her belediyenin farklıdır. Doğru. Dolayısıyla sizin yeraltı şebekeniz sağlıklı değilse su kaybınız yüksektir ve maliyetiniz de yüksek olur. Yani fiyatı yüksek tutmak zorunda kalırsınız. Biz de Tatlısu özelinde ben göreve geldiğim 2002'de ilk yaptığım iş, ilk proje yeraltı su şebekesini değiştirmekti. Ana ishalatlarını. Açtığımızda gerçekten bir faciaydı yani orası gördüğümde. Bir patlak oluşmuştu daha birinci haftanın sonunda. Çalışanlarımız açtı orayı gidip gördüğümde boru paslanmış ve her tarafı delik deşik. Paslı bir borudan su içiyoruz. Yani bu kansere davetiyedir. Yani tabii. 50 yıllık bir şebekeydi yani. Düşünün 1950'lerde yapılmış o şebeke. Yani akan su olmasa o paslı yutacaksınız. Bazen su durur, su tekrar akmaya başladığında tamamen pas gelir önce. Yani ben ilk tespitim %40'larda falan bir su kaybı var diye tahmin ederdim verilere baktığımda ama açıp da ondan sonra gerçek verileri takip etmeye başladığımda bunun %60'lara vardığını gördüm. Aman Allah'ım. Hemen bir proje hazırlayarak Su İşleri Dairemizle birlikte ilk yaptığım iş işte dosyayla birlikte Büyükelçiliğin kapısını çalıp benim halkım sağlıksız su içiyor. Bu kansere davetiyedir. Artı su kaybım çok yüksek ki kurak bir ülke. O zaman Türkiye'den su da yok. Kendi kaynaklarımızla vermeye çalışıyoruz. Projem onaylandı ve ilk yaptığım iş oldu. Yani o günden sonra da o projenin dışında dış kaynak herhangi bir yerden almadan yıllık yaklaşık 6,5-7 kilometre içme suyu şebeke hattı yeniliyoruz biz. Yeni evet, hatlar canım. Çekiyoruz. Hepsini de kendimiz yaptığımız için, ihale mihale yoluyla da yapmıyoruz. Hepsini de kendimiz yaptığımız için bizim su kayıplarımız, şebekeden su kayıplarımız çok az diğer belediyelere göre. Müthiş. Maliyetimiz tabii. de dolayısıyla daha az olduğu için, fiyatlarımızı da ona göre belirledik. Vatandaşın zaten kırsaldaki biraz önce konuştuk. Tabii gelir, gelir düzeyleri belli. Yani şimdi emekli, çoğu emekli ya da işte seradan, hayvancılıktan geçimini sağlamaya çalışan insanlar. Evet. Ya da asgari ücretle özel sektörde çalışan insanlar. Kamuda çok fazla çalışanımız yok. Mesafeden dolayı yani. Haklısınız. Ve biz bunları düşünmek zorundayız. Maliyetinin zaman zaman düşük gelir seviyesinde olanlara daha aşağıda, daha çok kullanana daha fazla ödeme şeyiyle bir denge yakalamaya çalıştık. Anladım. Yani 0-10 ton arası metreküpüne 10 TL maliyeti çünkü 11,5 TL'dir bu suyun. Ki emeklilerimiz, dullarımız, yetimlerimiz vesaire bunların tükettiği su 10 ton ve altıdır. Tabii. Dolayısıyla evet. onları korumaya aldık. Onunla 20 ton arası 13 tondur. Nötrledik. 20 tona kadar kullanım ki ortalama 4 kişilik bir ailenin kullanacağı su 15-16 tondur. Tatlı su olunca kırsalda yaşıyorsunuz, köyde yaşıyorsunuz, bahçeniz var, hayvanlarınız var, tavuğunuz var. Bu 20-25 tona çıkabiliyor. Onlar da 20 tonun üzerindekiler de 16 TL tonu ödeyecek şekilde şu anda faturalara yansıtıyoruz. Temizlik ve yani belediye vergisini şimdi hizmet resmi olarak aydınlandı. Onu da asgari ücretin en düşük seviyesiyle şu anda vatandaşımıza maliyetini hesap ederek işte o maliyette vermeye çalışıyoruz. O hizmeti de aksatmadan yerine getiriyoruz. Bayağı şey çetrefilli işler bunlar. Yani çok kolay değil. Tabii. O dengeyi iyi yakalamanız lazım. Tabii. Biz göreve geldiğimiz gün buradan da benden önceki belediye başkanlarına her programda teşekkür ediyorum. Yani bir batık belediye bulmadım. O yönden çok şanslı bir belediye başkanıyım. Yeni seçilen belediye tabii. başkanları hep der ki ya şu kadar borcuna devraldık işte tabii, batıktı, tabii. şu vardı, bu vardı. Biz öyle bir şeyle devralmadık. İyi ki. Borçsuz devraldık. Borçsuz devam ediyoruz. 21 yıldır görevimizi aynı şekilde bayrağı aldığımız noktadan daha ileriye taşıma gayreti içindeyiz. Maşallah. İnşallah. Gelir gider dengesini kurarak
bütçe oluşturuyoruz. Harcamalarımızı ona göre belirliyoruz. Tabii. Onu yapıyorsanız, insanlarınızı da motive ediyorsanız çalışmaya. Zaten dürüstsünüz, ağırlığınız var sistemde. Yani müthiş bir başkanlık süreci yaşıyorsunuz diye düşünüyorum. Ve daha da var yani önümüzde inşallah. Ben çok teşekkür ediyorum zamanınıza. Güzel oldu. En azından festivali iyice öğrendik şimdi. İnsanlar bu hafta sonu nereye gideceklerini biliyorlar artık. Evet, ben buradan bir çağrı daha yapayım. Tabii lütfen. Kamera orada. Evet, değerli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşayan tüm halkımız, hepinizi 8 Eylül, 9 Eylül ve 10 Eylül'de 3 gün boyunca düzenlediğimiz bu festivale bekliyoruz. Dolu dolu. Çocuklardan tutun, yaşlısına, gencine, kadınına, erkeğine, her yaş kesimine hitap eden, Harnop'la ilgili ve geleneksel ürünlerimizle ilgili, el sanatlarımızla ilgili beklentilerinize karşılık bulabileceğiniz bir festival. Festival tadında bir festival, Harnop tadında bir festival. Hepinizi bekliyoruz. Şahane. İnşallah, eminim de bir sürü gelecek olan var. Çünkü her zaman da kalabalık olur orası. Evet. Peki, tekrardan Hayri Bey çok teşekkür ediyorum zamanınıza. Burada bu programı bitiriyoruz. Biraz ara alacağız, çok kısa bir ara. Ondan sonra Hasan Tosunoğlu ile devam edeceğiz sohbetimize. İzninizle.